Alo. Şevket, neler olmuş ya? Sorma Ahmet abi. Mahvoldum. Ya şimdi öğrendim. Yanmış inşaat. Ben yandım abi, ben. Kül oldum. Bittim artık. Vah vah ya. Yani büyük geçmiş olsun. Çok hasar var mı? Olmaz mı abi? Ne var ne yok gitti. Yanına geliyorum ben. Neredesin? İnşaatta mısın? Yok. Hastaneye gidiyorum yine babamın yanına. Ali Rıza Bey hastanede mi? Aa! Ona ne oldu? Yangın çıktığında babam inşaattaydı. Zehirlenmiş. Hay Allah ya, bak. Vah vah vah. Ne olmuş? Nasıl şimdi? Hangi hastanede? Hay Allah ya, hay Allah. Ne olmuş Ahmet? Hemen geliyoruz biz. Büyük geçmiş olsun. Tamam, hadi gelince konuşuruz. Ali Rıza Bey yangının ortasında kalmış. Zehirlenmiş adam. Hadi çabuk gidelim hadi. Hadi Sedef. Vah vah. Ay Ferhunde yüzünden ölecekti adam ha. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bela oldu başlarına, bela. Üstüme bir şey alayım hemen. Hadi çabuk. Burası burası, gel. Kaymakam Bey, geçmiş olsun ya. Ay ne üzüldük duyunca, geçmiş olsun. Sorma neler geldi başımıza. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sedef. İyi misiniz? İyiyim kızım. Ay bu nereden çıktı böyle? Dün geldi o da, bize sürpriz yaptı. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyisiniz maşallah. Atlattım çok şükür. Buraya geldiğinde baygınmış. Hemen yoğun bakım almışlar. Sormayın. Öldük öldük dirildik. Duyunca elim ayağım kesildi vallahi. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Konsolos görmüş polisi sizin. Yani işte o kapının önünde. Kahveden aradılar. Camdan bir baktım ha, doğru. Fırladım koştum. Polis eve geldi ha. Ya. Mithat Bey söyledi böyle böyle diye. Ya inanamadım. Ferhunde yaptı yine yapacağını bize kardeşim. Yaptı yine yapacağını. Ah, kurtulamadık gitti elinden. Bir kere yanlış yapınca kabahat. Aynısını bir daha yapınca suç olurmuş. Ben suçluyum. Defalarca aynı hataya düştüm. Düzelteyim derken hata üstüne hata yaptım. Geldiğim nokta da bu işte. Hani bir tane de artısı olmaz mı insanın hayatta? Benim yok. Hiçbir hesabımı tutturamadım. Eksilerle dolu bütün hanede. O inşaat benim sırf işim değildi. Ekmek kapımdı tabii ama gururumdu. Kendimi ispat edecektim bitirebilseydim. O zaman alnım açık gezebilecektim ancak. Onurum bu inşaat benim. Şimdi yine ayaklar altında kaldı. Her şey bitmiş gibi konuşma. Çalışırsın yine bitirirsin. Eskiden olsa sen de teselli etmek için başka sözcükler arardım. Daha inandırıcı olmaya çalışırdım. Şimdi sadece bir şeyler söylemek için konuşuyorsun. Başka ne diyebilirim ki? Bilemiyorum. Ha, bak yanlış anlama. Sana sitem ettiğim falan yok. Ya hani insan bazen biri bir şey söylese de ona inansa diye bekler. Artık kendimle ilgili hiçbir şeye inancım kalmadı. Böyle bir beklentim de yok. Bak, sen gittin geldim, ben hala aynı yerdeyim. Aynı yerde olsam iyi. Bıraktığın yerin çok gerisindeyim. Sen neler yaptın? Orada hayat nasıl? İyi. Alıştım artık. Çalışıyorum. Biraz biraz da sökmeye başladım İtalyancayı. İlk zamanlardaki gibi zorlanmıyorum. Güzel gidiyor yani. Rahatım yerimde. Bir yalnızlık çekiyor işte insan. Geride bıraktıklarını özlüyor. Ama zaman gerçekten en iyi ilaçmış.
Onu anladım. Zaman törpülüyor her şeyi. Unutturmasa da acısını hafifletiyor. İlk gittiğinde sana kızmıştım içimden. Öfkelenmiştim. Çok canım yanmıştı. Hala da yanıyor ama şimdi düşünüyorum da haklı bir karar verdin sen. Gitmekle en iyisini yaptın. Ben de öyle düşünüyorum. Kalkayım ben artık. Annem bekler. Tamam. Yarın mı dönüyorsun? Evet. Yarın akşamüstü. Yarın görüşemeyiz herhalde. Herhalde. İyi yolculuklar o zaman. Sağ ol. Keşke sana gitme diyebilseydim. Keşke bunu söyleyecek gücüm olsaydı. Ama yok. Bırakma kendini Şevket. Yılma. Devam et mücadelene. Her şeye rağmen ben senin başaracağına inanıyorum. Ben umutsuz bakayım. Gireyim ben artık. Bundan sonra her şey istediğin gibi olur inşallah. Akar yüzüme. Hoşça kal. Vurur, susunca şehir. Hoşça kal. Ben buradayım hala. Yoksun ama sen. Alo. Evet. Evet. Öyle mi? Tamam. Tamam, çok sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Yakalanmışlar. Ferhun da yakalanmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.